Yani böyle dış güçler, büyük aileler, onlara da inanmıyorum çok. Bunu biz talep ettik. Bizim önümüze bu verildi. Yani dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız, Biz de durumdan şikayet etmedik. şehir hayatı bunun etrafında, bu kapitalin etrafında kuruldu. Eskiden şehirler başka şeylerin, yani ibadethanelerin, mezarlıkların etrafına kurulurdu. Eski insanların amacı orasıydı. Ve ona göre yaşarlardı. Şimdi şehri izlemek, yani şehre baktığınız zaman orada yaşayan insanların karakterlerini görürsünüz. Oradaki sokak hayvanlarına baktığınızda hangi hayvan çoğalıyor? Evlerde köpek mi çoğalıyor? Mesela insanlarda köpek gibi nefsi duygular. Çünkü hayvanlar bizim nefsimizin mertebelerini de temsil ederler. Neden at yetiştiriciliği azalıyor? Çünkü kimse nefsini tımar etmek istemiyor. Niye köpekler çoğalıyor, kediler çoğalıyor? Çünkü cimrilik ve birbirine tahammülsüzlük artıyor. Köpek gibi ısırmak, kedi gibi bencil olmak çoğalıyor. Şimdi bu bir sosyolojik okumadır. Yani nereye gittiğimizi görüyoruz biz oradan. İnsanları izlediğimiz zaman, yani binaların yapılış tarzını izleyin. Estetik yok, sanat kaygısı yok. Niye kalp problemleri artıyor? Niye kanser artıyor? Çünkü bu yüzden. Yani buraya baktığınızda insanların, orada yaşayan, şehirde yaşayan insanların sağlık durumunu da görürsünüz. Binanın şekline bakın, rengine bakın, yapılış tarzına bakın. Oksijen girmiyor, solunum hastalıkları, rüzgar gezmiyor mesela şehrin içinde. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bunlardan kaçmak için dışarıda düşmanlar üretiyorsunuz. İşte büyük firma, insan, Bill Gates insanlığın sonunu getiriyor. İşte öbürü insanlığın sonunu getirmiyorlar. Onlar da biz aslında bizim istediğimiz şeyi bize veriyorlar. Biz istiyoruz, talep ediyoruz, onlar da bize Benim bunu veriyor. Biz de kanaatim bunu dayatıyorlar, biz de itiraz etmiyoruz. Başka bir ifadeyle sorgulamayınca sorgu alan bizim memnun, kendimize veren ait bir memnun. amacımız olmadığı zaman, çünkü eğer siz kendinizi o kadim bütünlükten koparırsanız, insan sosyal bir varlıktır, illa kendini bir yere yapıştırması lazım. Ve burada sahte bir düşman oluşturduğunuzda, ürettiğinizde insanlar da onun karşısında kenetlenmek zorunda kalıyorlar. Çocuklara verilen isimler neden bu kadar önemli? Şimdi isimler en önemli konulardan birisi. Yani gündelik hayatta en fazla bize söylenen şey ismimiz. Şimdi bir hadisi kutsi var. Kuntu kenzen mahfiyen diye başlayan, ben gizli bir hazineydim diyor Allahu Teala. Ama bilinmekliği murad edip mevcudatı yarattı. Şimdi Allah diyor ki, benim bir ismim var. Bana bu isimle seslenin. Şu 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 şeyler benim ismim, sıfatım. Bana bunlarla seslenin. Şimdi isim, yani ki Yaradan da kendine bir isimle bizi... Demek ki insan zihni isimlerle düşünebiliyor ya da enerjiyi isimle aktarabiliyor. Çünkü nefes karşı tarafı şekillendiren bir şey. İsim. Anne babanın da en büyük görevlerinden birisi. Çocuğun annesi babası üzerindeki haklarından birisi isim koymak. Yani ona güzel bir isim koymak. Mesela Peygamberimiz bazı isimleri değiştirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Ebu Bekir değil. Abdül-Uzza. Yani Uzza'nın kulu. O putlardan birinin kulu. Şimdi bu tarz şeylerde özellikle Samet, Cabbar, işte böyle Allah'ın Kadir. Mesela bunlarda Abdül kelimesi olmadığı zaman sakıncalı görülürler. Dinen. Ama sosyal hayatta Allah'ın çok fazla. sıfatları Abdül kelimesiyle kullanılmadığında sıkıntılı diyebilir Tabii. miyiz? Tabii işte Abdül demek, yani Kadir demek direkt onu kadir görmek demek. Şimdi eğer siz birine direkt bu ismi verirseniz, bu kişi hayatında muktedir olmak isteyecek, tek başına ayakları üzerinde kalmak isteyecek, buna hayatta güç yetiremeyeceği için ne yapacak? Boynu bükülmeye başlayacak. Omurga problemleri yaşayacak. O yüzden de Abdül ismini Abdülkadir demek ismin gerçeği, yani insana böyle verilir. Allah'a kadir denir. İlk defa duyuyorum bunu. Bu yüzden isim koymak çok önemli bir mevzu. Mesela ismin anlamına bakmak lazım ikinci noktada. İsmin güzel mi? Şimdi ismi dinen uygun koydunuz. Ama bir de onun anlamına bakmak lazım. Mesela adam Aleyna koyuyor. Aleyna Arapça bir sıfat, yani böyle bize demek. Aleyna. Bizim Anlamı yok üzerimize. aslında. Yani bir de edat, sıfat, Evet, edat. evet. Yani böyle şey demek gibi. Birinin adını şey koyar mısınız? Şeyma. Mesela Şeyma, Sudan.
su, suyla ilgili. About water gibi bir şey yani böyle. Şeyma, Arapça düşündüğümüzde. Ama işte dile güzel geliyor diye. Şimdi şeyma havalı ya. Şimdi aleyna yani. Mesela. Heh, çok havalı. O yüzden TDK'yı kullanmak lazım burada. Yani TDK'dan mesela bu çok yaygın bir yanlış. Şöyle diyebilir miyiz? Çocuğa mesela aleyna ismini koyan bir anne ya da şeyma ismini koyan bir baba çocuğuna kötülük etmiş olabilir mi? İşte anlamsız İstemeden. Bir isim koydukları için o çocuğun duygu... Çünkü isim sadece bize seslenilen bir şey değil. İnsanın %70'i su. %70'i 75'i su. Şimdi bir su, suyun hafızası var. İşte kanıtladılar, çalıştılar. Evet, evet. Şimdi siz bir insana kulağından programladığınızı düşünün. Ona eski atasözü var yani 40 kere deli dersen deli olur adam. Ne 40'ı? 40 bin kere. Heh. Belki 400 günlük, bin kere o ismi duyuyor. İşte günlük o harfler, o isim sürekli bizim kulağımızdan giriyor ve biz ona bir süre sonra kişilik olarak bürünmeye başlıyoruz. İşte o yüzden dedim istemeden kötülük etmiş i̇şte, oluyoruz hayatına, o yüzden, karakterine. Evet, aynen öyle. Yani o yüzden kodlama. Burası çok önemli. Suyu kodladığınızı düşünün. O çocuğun nasıl biri olmak istiyor. Ve ikinci nokta sözlük. Üçüncü nokta ismi verdiğiniz, mesela birini örnek olarak veriyorsanız o örnek olan kişinin hali, vakti, davranışları, karakteri. Yani iyi bir insan mı? Karakterli bir insan mı? Şimdi kime örnek? Babama örnek veriyorum. Babam ama benim babam, yani benim annem, benim babam, benim dedem öyle biri olmayabilir. Çocuğumun nasıl biri olmasını istiyorsam ona uygun aynı isimde farklı birini görebilir, düşünebilirim. Hı hı. Mesela benim babam Ali'dir ama işte babamda da bazı rahatsız olduğum şeyler vardır. Babamı kastederek değil de Hazreti Ali'yi kastederek koyabilirim. Çünkü isim ilk kodlanırken böyle bir paketi ilk açtığınızı düşünün. Bir çocuğun kulağından ilk paketini açıyorsunuz. Sen busun. Sen böylesin. O nefesinize yüklediğiniz enerji o çocuğun bütün hücrelerine gidecek. Evet. Ve bundan sonra da hep o isimle anılacak. Dolayısıyla burada bir, ismin eğer dini bakımdan bir sorun yoksa, ikinci sözlük, üçüncüsü kimin niyetiyle koyuldu. Dördüncüsü harfler ve doğum tarihi. Yani çocuğun doğum tarihi ne? Çünkü bazı... Sayılar devreye giriyor. Tabii sayılar devreye giriyor. Mesela şöyle düşünün. Binli yıllar bir rakamıyla başlıyor. Bakın 1100, 1200, 1300. Bir rakamıyla başladığı için insanlardaki, bakın dünya tarihi nasıl etkiliyor toplumları. Binli yıllarda insanlar hep bir kralın etrafında toplanmak istiyorlardı. Siz şimdi bu çocuğa A harfi yoğunlukta bir isim verirseniz bu çocuk o otoriteyle hep çatışacak. 2000'li yıllara geldiğimiz, hani böyle falcı şeylerde hep 3 vakte kadar şöyle olacak falan derler ya. Dünya tarihinde böyle bir şey var. İnsan ömründe 3 gün, 3 ay, 3 yıl gibi böyle 30 yıl gibi döngüler var. Devletler bazında düşündüğümüzde de bu 300 yıla çıkıyor. Dünya tarihini düşünün, 2000'li yıldan 300 yıl geriye gelin 1700'ler. Dünyanın değişmeye başladığı yıllar. Yani değişim hep bu üçlü kombin üzerinden gelir. Evet. 2000'li yıllara hazırlık. Ne oluyor bakın? Krallıklar yıkılıyor. Parça parça derebeylikler kuruluyor. Beylikler, şehirler, şehir ülkeler kuruluyor. Şimdi isimden niye buraya geliyoruz? Çünkü isim öyle. Hadi senin ismin bu olsun. Benim adım Mehmet. Senin adın da Mehmet. Senin adın Mehmet Ali olsun gibi bir şey değil yani. 1700'lerden başlayıp 2000'lilere gelene kadar tamamlandı. 2000'de artık iki rakamının etkisiyle doğan çocuklarda sıfırlar çok olduğu için bakın dikkat edin hep ikili üçlü isimler koymaya başladı. Çünkü çocuğun buna ihtiyacı var. Çocuk anneyle kordon bağı gibi nasıl elma ye, işte armut ye, şu vitamini al, bilgiyi ona yolluyorsa ismimi de şu koy diye ya rüyasına sokuyor ya işte aklına getiriyor. Ama modern insanın manevi bağları zayıfladığı için o çocuğun sesini çok duymuyor anne baba. Kendi heveslerine göre isim koyuyorlar. Çocuk da zaten 25'li 30'lu yaşlara geldiğinde o isimden memnun olmamaya başlıyor. İsmi değiştirme arayışına giriyor. O ismi değiştirmek istiyor. Oturmuyor ona çünkü. Çünkü çocuk rahatsız oluyor. Ağır geliyor. Oturmak şey yapıyor dediğiniz gibi oturmuyor. Şimdi bunları yaşamamak için çocuğun doğum tarihini alın, çok basit. Özellikle eğer saatini biliyorsanız ki modern artık herkes onları biliyor. Astrolojik haritasında 10. eve düşen gezegen
veya burcun yöneticisi, eğer gezegen yoksa oradaki burcun yöneticisine bakın. Onun ismi, şehirlerin ismi de böyledir bu arada. Mesela New York'a bakın, işte 10. evine yengeç düşüyordur. 10. evi boştur New York haritasının, şehrin. Şehir isimleri de böyle koyulur yani. Yengecin yöneticisi Ay'dır, o da Ay Koç'tur. New York, yeni başlangıçlar demek. Mesela o isim, o şehrin, o şehirde ne kurulacağını, hangi fabrikaların olacağını, o şehrin diğer bütün şehirler arasındaki kimliğini gösterecek. E siz bu çocuğa da eğer 10. evindeki o gezegene göre isim koyarsanız, ki çoğu insanda bu zaten böyle. Evet. Yani bilmeden bile koyulsa çoğu insanda böyle.